Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizler için müthiş bir kümese geldik. Şampiyonlar Ligi gibi mübarek. Bugün Ergin Özdemir kardeşimin kümesindeyiz. Evet Ergin kardeşim, selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Seninle daha önce videoda çektiydik zaten. Evet. Bu kuşlarını da videolayacağız diye belirttiydik. Bize bir kuşları tanıtma şansın var mı kardeşim? Nedir, ne değildir? Bunlar hep bir soy mu? Öncelikle onu sorayım. Abi şimdi kuşların 3 soy. 3 hepsi soy. Hepsi bir soy derken mesela hepsinin daha önceden birbirleriyle bağlantıları var. Kuşların hepsi 3 soy. Kızıllar ayrı, donuklar ayrı, kızıl benekliler ayrı. Yani donuk benekliler falan ayrı. Oyunları hemen hemen birbirlerine yakın olan, aralarından seçip kendime ayırdığım kuşlarım. Çok güzel renkleri var kardeşim. Bunların oyunu nasıl? Abi oyunları ben kısa metraj kuş beslemiyorum. Uzun metraj. Bol taklalı uzun metraj. İkiye ayrılıyor. İkiye ayrılmasının sebebi de şu. Bir meteor dediklerimiz, yani daha yukarıdan, daha yüksekten, mesela bulutun bir katından tek kanat düşenler var. Bir de mesela kısa 100 metre, 200 metreden girip kaçanlar var. Ama hepsinin özelliği kısa metraj, uzun metraj olması. Özellik olarak bu. Bunlardan uçuracağız değil mi Ergin kardeşim? Yavrularından izleme şansımız olacak. Şimdi yavrular zaten daha demin görmüştüm. Evet. Büyüyorlar. Uçum kümesine de gittik arkadaşlar. Bahçe gibi yerde. Ergin kardeşim orada uçum yapıyor. Burada damızlık değil mi burası? Bunlar damızlıklar. Evet. Çoğunun yaşı büyüktür zaten. Mesela o benekliler, donuklar, büyük olanlar 7-8 yaşında kuşlardır. Ve 4-5 seneden beri de hepsi eştir. Bunların kimisinde sarı göğüslük falan var. Kimisinin kafasında bal kafalık var. Bunlar soydan mı? Yoksa soydan kuş yani. Karışma falan? Şu en sağdaki yerde gördüğün kızıl benekli olan. Evet. Onunla bir ilerideki donuk benekli. Bunlar anne oğullar zaten. Eşler. Bayadan beri de eşler. Bal kafalılık da babadan geliyor. Sarı göğüslük anneden geliyor. Vallahi arkadaşlar, böyle bir kümese geldik. Ergin kardeşim bize kümesini açtı. Amacımız bugün sadece kısa bir video çekmek. Zaten hava karanlık. İlerleyen zamanlarda size burada çok güzel videolar, uçumlar, hepsini bir arada izleteceğiz. Bu kümes, ben çok beğeniyorum Ergin kardeşim kümesini. Çok düzenli. Aşılarını, hastalıklar kolay kolay bu kümesle olmuyor şükür Allah'a. Kardeşimden her zaman güvercin alıp uçurma şansı da buluyoruz. İnşallah önümüzdeki yaz yine uçuracağız. Videolayacağız. YouTube'da yeni açtığımız kanalımız, daha önce böyle videoları koyamıyorduk. Şimdiden bunları koyarak sizlere de ulaştırıyoruz. Sadece yapmanız gereken bize, kanalımıza abone olarak bize destek olmanız. Vallahi Ergin, maşallah, subhanallah kardeşim. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Yani şöyle kümesin içinde göstereyim. Karanlık mı kalıyor? Karanlık. Arkadaşlar karanlık kalıyor ama inşallah diyorum ya, yavrular mavrular var. Şimdi onları siz göremiyorsunuz. Kuşlar girsin. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi gibi kuşlar. Ergin Özdemir'de. Bu arada Ergin kardeşimle birlikte çoğu zaman hastalıklarla ilgili videolar çekeceğiz. Eğer kuşlarınızda hastalık sorunları, sıkıntılarınız falan varsa bize bu videonun altına yorum şeklinde atabilirsiniz. Ergin, bunlar da satılık oluyor değil mi? Abi şöyle, normalde satılık şöyle, fazlalığa düşerse yani uçuramadığımız oluyor, kalan oluyor. Şahin'in kesip iyileştirdiğimiz oluyor mesela. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu videoları çektiğimizde YouTube'da çoğu kişi numara sorabiliyor. Numara vermemizde bir sakınca var mı? Numara vermende bir sakınca yok. Dediğim evet. Gibi. Şu aylarda kesinlikle satılık yok. Evet. Kendimize uçurduğumuz kadar yavru alıyoruz. Zaten kuşlarımızı yormuyoruz. Yani en fazla iki çift, yani iki ağız yavru büyüttükten sonra mutlaka tekrar ayrılıyorlar. Ve birkaç ay daha falan ayrı bekliyorlar. Sen dinlendirmeni yapıyorsun. Bence olanı yapıyorsun. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Mesela senede herkes 3 ay falan ayırır. Mesela yaz ayları falan.
Ben de mesela aralarda mutlaka ayrılırlar. İki az yavru büyüttükten sonra mutlaka dişi erkek ayrılır. Bu ayrı ayrı kümeslerde dinlenmeye alınır. Kuşları dinlendirmeye alıyorsunuz değil mi? Evet. Arkadaşlar yani kümesteki kuşlar boy, paça, renk gerçekten çok güzel. Allah nazarlardan korusun. Ergin kardeşimin kümesini öyle... Ergin o sarı paslı kızılları, kızıl şuraya bir koyabiliyoruz mu kızılbene? Ergin kardeşimizin kümesini öyle çıkmak her baba yiğitin harcı değil. Herkese öyle kümes açmıyor. Bu gördüğünüz renkleri şöyle söyleyeyim pası. Şampiyonlar Ligi gibi dediğimiz bu olması gerekiyor gerçekten. Ergin bu kuşlar hakkında biraz bilgi alabilir miyiz senden? Nedir ne değildir bunlar, akraba mıdır? Bunlar birbiriyle akraba değiller. Şu en son saldığım benekli, öndeki kızıl beneklinin kızı. Şu donuk da onların kardeşi yine. Şu kızıl sarı göğüs olan ayrıdır. Onlarla bir bağlantısı yoktur. Bunlar da uzaktan atma dediğim kuşlar bunlar. Bunlar da kısadan giren uzun kaçan kuşlar. Arkadaşlar bunların videolarını size izleteceğiz. Uzun gidişlerini göreceksiniz. Ergin kardeşimin 300-300 metre ileride uçum kümesi var. Yerde demir kümesi var. Bu kümesle çok güzel kuşlar uçuruyor. Sizlere bu kuşları videolarını, yavrularını izleteceğiz. Bu uçmuş dediydin değil mi Ergin? Şu kızıl. Evet. Gerçekten maşallah, subhanallah. Arkadaşlar videoyu izleyen tüm kardeşlerimiz, abilerimiz, sizlerden ricamız bu videoyu izledikten sonra yoruma maşallahlarınızı esirgemeyin. Sonuçta bu güzellikleri size sunmak için Ergin kardeşim bize kümesini açtı. Evet, donuklar, kızıl benekliler, kızıllar. Yok yok, bu kümes Şampiyonlar Ligi gibi. Hatta başlığını da Şampiyonlar Ligi gibi açacağım. Arkadaşlar bu arada sesimiz kısık, havalardan olsun. Sesimiz videoya kötü geliyorsa afola. Hay maşallah, subhanallah, şu renge bak. Bir de herkesin kümesinde bir favorisi vardır. Favorin ne? Ben de şöyle bir kızılsinek favorimi sanırım. Bunun bu kızılsineğin bunlarla ne gibi bağlantısı var? Kızılsineklinin onlarla bir bağlantısı yok. Şöyle gel kardeşim, seni de anlat. Burada dur. Kapıyı ört, seni de görmüş olsun insanlar. Kızılsineklinin de onlarla bir bağlantısı yok, ayrı. Bunlar evet. Da dedim, bunlar hepsi tek bir soy. İsim vermiyorum. Bir abimin kuşları. Zamanında kendisinden almıştım. Ürettim. Ürettim. Şöyle aldım mesela, iki tane iyi kuş aldım. Ben de ücret vererek aldım mesela. Öyle söyleyeyim. Ha, bunlara para verdim. Bunlar iyi. Bunlar böyle böyle oynayacak falan diye almadım kesinlikle. Tabii bunların bir herkesin bildiği gibi uydurması var. Yani eşlerin uyumları var. Onu herkes bilmiyor değil mi? Tabii mesela çoğu kişi diyor ki şu kadar şu kadar para verdim, iyi kuş aldım ama altından yavru geliyor, istediği gibi olmuyor. Biz mesela bunun bilincinde olarak aldık. Dişiyi aldık, işte özü özünü olsun diye oğlunu aldık ya da kardeşini aldık. Öyle birbirlerine vurduk. Ve burada bende bir sürü kuş vardı. Yani bir 50 kanat, 60 kanat kuş vardı. Aralarından eleyerek sadece 3 soy. 3 anne baba ve gerisi onların yavruları. Bayağı bir uğraş verdin ama o konuda tabii, değil mi? Onlardan mesela yavru aldık, uçurduk. Bir ağız yavruda tabii bu belli olmaz. İkinci ağız yavru, üçüncü ağız yavruları uçurduk. Eki olarak uçurduk. Uydurduğumuzu düşündüğümüz kuşlarım yani. Maşallah, subhanallah. Ergin kardeşim, öncelikle sana çok teşekkür ederiz. Bizi her zaman kümesinden mağdur etmiyorsun. Her zaman kümesini bize açıyorsun. Bu sadece buraya biz... İlaç almaya geldik. Gelmişken video yapalım dedik. Çok teşekkür ediyoruz sana. Uçuracağım videoları da bu videoyu izleyen, uçuracağım kuşların videolarını da bu videoyu izleyen. Haziran'da kuşları ayırdım. Ergin düştü, Ergin düştü. Bir bak, kedime diş yapmasın. Tamamdır. Arkadaşlar inşallah... Bu kuşların ben yavrularını, uçum kümesimiz var dediğimiz gibi 300 metre ileride uçuracağız. Orada size videolarını sağlayacağız. Kardeşim çok sağ ol, Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Var mı söylemek istediğin? Tekrar bekleriz, her zaman bekleriz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ederim.
Arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi unutmayalım. İşimiz gücümüz güvercin kanalına. Herkes abone olsun. Bu güzelliklerden yararlansın. Ergin kardeşimin numarasını da sizlere vereceğim. Kuş almak isteyenler olursa, şu anda satılık yok, onu bildirdi. Olursa aramanız da iyi olur. En azından not alır. Sizi güzel kuşlara ulaştırır. Şimdilik bu videoya son veriyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.